Arkadaşlar, bugün 6. sınıf 2. dönem 1. matematik yazılısı ile ilgili soru ve cevapları göreceğiz. Haydi 1. soruya geçelim. 50,012 ondalık gösteriminin çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? 50 tam, bunu mesela okurken 50 tam işte binde 12 şeklinde okumamız gerekiyor. Ondalık gösterimi çözümlerken de şimdi bakıyorsunuz birler basamağı, şuradaki 5 nedir? Onlar basamağıdır. Buradaki 0 ise birler basamağıdır. Normal tam sayı olarak düşüneceğiz. Birler basamağında 0 olduğu için onun bir değeri yoktur. Biz çözümlerken soldan sağa doğru çözümlüyoruz. Onlar basamağında kim var burada? 5 var. O zaman ne yazıyoruz? 5 çarpı 10 diyoruz. Parantez içinde yazıp hemen artı diyelim. Birler basamağında 1 0 olduğu için bunun neyi yoktur? Değeri yoktur. O yüzden onu geçiyoruz. Hemen virgülden sonraki ilk basamak onda birler basamağıdır. Onda birler basamağında 0 olduğu için ne yapmıyoruz? Bunu boş geçiyoruz. Hemen yanındaki ise yüzde birler basamağıdır. Yüzde birler basamağında 1 olduğu için 1 çarpı yüzde birler basamağı olduğu için burayı kesirli yazıyoruz. 1 bölü 100 şeklinde yazıp artı diyoruz. Hemen yanındaki ise binde birler basamağı. Bakıyoruz binde birler basamağında 2 rakamı var. O yüzden parantez içinde 2 çarpı diyoruz. Binde 1 olduğu için kesir şeklinde ifade ediyoruz. 1 bölü 1000 şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. Bakalım şıklarımızdan hangisi doğru? 5 çarpı 10 artı 1 çarpı 1 bölü 100 C şıkkında artı 2 çarpı 1 bölü 1000. O yüzden cevabımız C şıkkı oluyor. Hemen ikinci soruya geçelim arkadaşlar. 13,12 çarpı 4 tam binde 912 işleminde sayılar onda birler basamağına yuvarlanarak işlem yapıldığında bulunan tahmini sonuç kaçtır? Bakın öncelikle sizden ne yapmanızı istiyor? Onda birler basamağına yuvarlamanızı istiyor. Bakalım onda birler basamağı neresi? Burası. Buraya onda birler basamağına yuvarlayacağız. Hemen yanındaki sayıya bakıyoruz. 2. 2 5'ten küçük bir sayı olduğu için ne yapacağız? Buradaki sayıyı aynen alacağız. Yani birinci sayımız 13,1 şeklinde yuvarlanıyor. Hemen ikinci sayımıza geçelim. 4 tam binde 912. Ne yapacağız? Onda birlere yuvarlayacağız. Yani buradaki basamağı yuvarlayacağız. Bakıyoruz yanındaki sayıya 12. Yani 1 ve 2. Sayı 5'ten küçük olduğu için hemen yanındaki sayı ne yapıyoruz? Aynısı gibi bırakıyoruz. O yüzden sayımız 4 tam onda 9 şeklinde yuvarlanıyor. Bizden bunu ne yapmamız istenmiş? Bu iki sayını çarpmamız istenmiş. Hemen çarpıyoruz. 9 kere 1 9, 3 kere 9 27, 2 elde. 9 kere 1 9, 2 de elde 11. Hemen ikinci basamağın çarpmasını öncelikle normal olarak yapıp sonra virgülleri ekliyoruz arkadaşlar. 4 kere 1 4, 4 kere 3 12 elde var 1, 4 kere 1 4 elde var 1, 5. Topluyoruz. 9, 11 elde var 1. 1, 2 daha 3, 1 elde 4, 1, 5 daha 6. Sonra bakıyoruz. Bakın burada 1 virgül var, burada da 1 virgül var. Toplamda 2 virgül olduğu için ne yapıyoruz? 2 virgül kaydırıyoruz. Buradan başlayıp 1, 2 virgül kaydırdığımızda sayımız ne oluyor? 64,19 oluyor. Yani B şıkkı. Hemen 3. sorumuza geçelim. Ayşe'nin yaşı 12, Ahmet'in yaşı ise 24'tür. 3 yıl sonra Ayşe'nin yaşının Ahmet'in yaşına oranı kaç olur? Hemen Ayşe ve Ahmet için 3 yıl sonraki yaşlarını düşünmemiz gerekiyor. 3 yıl sonra Ayşe kaç yaşında olacak? 12 artı 3'ten 15 yaşında olacak. Ahmet ise 24 artı 3'ten kaç yaşında olacak? 27 yaşında olacak. Bize bunların yaşları oranını soruyor. Yani Ayşe'nin yaşının 15 bölü Ahmet'in yaşına oranı, yani 27 oranını soruyor. Oran bulunurken en küçük tam sayıları sadeleştirmemiz gerekir. Baktığımızda 15 ve 27 ikisi de 3'e bölündüğü için 15'i 3'e bölersek 5, 27'yi 3'e bölersek ne çıkar? 9. O yüzden en sade şeklimiz 5 bölü 9 şeklinde oranımızı buluruz. Yani cevabımız D şıkkı. Hemen 4. soruya geçelim arkadaşlar. 4 tam %15 çarpı 6 tam onda 2 işleminin sonucu kaçtır? 2 tane ondalık sayının çarpım işlemini sormuş bize. Hemen sayılarımızı yazıyoruz. Bakın virgül virgülün altına gelecek şekilde yazıyoruz arkadaşlar. 6 virgül 2. Basamaklar bu şekilde alt alta gelecek. Normal çarpma işlemini yapıyoruz. 2 kere 5 10 elde var 1. 2 kere 1 2 elde var 3. 2 kere 4 8. Hemen diğer basamağa geçiyoruz. 6 kere 5 30 elde var 3. 6 kere 1 6 3 de elde 9. 6 kere 4 24. Normal çarpma işlemindeki olduğu gibi toplamamızı yapıyoruz. 3 17 elde var 1 5
2. Sonra basamakla virgülleri sayıyoruz. Bakın 1, 2. 2 basamak burada var. 1 basamak da burada var virgül için. Toplamda 3 basamak virgül var. O yüzden 1, 2, 3 basamak ne yapıyoruz? Sağdan sola doğru kaydırıyoruz. O yüzden sayımız 25,73 oluyor. Bu en sondaki sıfırın bir değeri yoktur. O yüzden yazılmaz. 25,73 yani A şıkkı doğru cevabımız. Hemen 5. soruya geçelim. Bir problem sorusu. 45 kilogram şeker ile 25 kilogram un karıştırılarak bir karışım elde ediliyor. Bu karışımdaki un oranı kaçtır? Bakın elimizde 45 gram şeker var. 25 gram da un var. Topladığımızda toplam karışımın miktarını buluruz. Topladığımızda ne yapar? Onda elde var 1, 4, 2 daha 6 elde var 1, 7. 70 kilogram neyimiz var? Karışımımız var. Bize soruda bakın karışımdaki un miktarını soruyor. Yani şekerle unun birbirine oranını sormuyor. O zaman biz un miktarımız neydi? 25 kilogramdı. Bölü karışımımızın miktarı ne kadar? 70 kilogram. 25'i neye oranlamamız gerekiyor? Karışımımızın miktarını oranlamamız gerekiyor. Baktığınız zaman ikisi de 5'e bölünebilen sayılar. 25'i 5'e bölersek 5, 70'i 5'e bölersek ne yapar? 14 çıkar. En sade şeklimizde ne olur? 5 bölü 14 olur. O yüzden oranımızın 5 bölü 14 şeklinde buluyoruz. 6. sorumuz cebirsel ifade ile ilgili bir soru. Parantez içerisinde 14x artı 5 parantezi kapatmış çarpı 2 cebirsel ifadesinin x eşittir 3 için alacağı değer kaçtır demiş. Bakın burada x'i 3 olarak vermiş. O yüzden biz x gördüğümüz yerine ne yazacağız? 3 yazacağız. O zaman hemen yazalım. 14 çarpı 3 artı 5 parantezi kapatıyoruz çarpı 2. Bu tarz sorularda öncelik nedir? Parantezin içidir. Parantezin içini yaptıktan sonra çarpmamız gerekiyor. Parantez içinde de bakın bir çarpma bir de toplama işlemimiz var. Öncelik her zaman çarpma ve bölmenindir. Daha sonra toplama ve çıkarma gelir. O yüzden öncelikle çarpmayı yapıyoruz. 3 kere 4 12 elde var 1. 3 kere 1 3 elde var 1 42. Artı 5. Bakın burası ne? Parantezin içinde. Yine aynı şekilde yazıyorum. Çarpı 2'miz var. 42. 5 daha ne yapar? 47. Çarpı ne diyoruz? 2. Artık bu sayıyı bulduğumuz için parantez koymamıza gerek yok. Daha sonra ne yapmamız gerekiyor? 47 ile 2'yi çarpmamız gerekiyor. Çarptığımızda 2 kere 7 14 elde var 1. 2 kere 4 8 elde var 1 9. O yüzden sonucumuz ne çıkıyor? 94. Hemen diğer soruya geçelim. Yine cebirsel ifade ile ilgili bir soru. Fakat burada 2 tane bilinmeyen var arkadaşlar. Yine parantezin dışında 4 çarpımız var. Parantezin içinde x artı 2y parantezi kapatmış artı 5 var. Öncelikle x ve y'nin değerlerini yerine yazıyoruz. X'imiz 2, y'miz ise 3. Bunun için alacağı değer kaçtır? Cebirsel ifadenin şeklinde bir soru var. Hemen yazıyoruz. 4'e bakın karışmıyoruz. Önce parantezin içindeki değerleri yazıyoruz. X'imiz 2 idi. X gördüğümüz yere 2 yazdık. Artı 2y demiş. Bakın buradaki görün olmasa da burada ne vardır? Çarpma vardır. Yani 2y demek 2 çarpı y demektir. O yüzden 2 çarpı y'miz 3 olduğu için 3 yazıyoruz. Parantezi kapatıp artı 5'i yazıyoruz. Devam edelim. Parantezden 4'ü yazdık arkadaşlar. Yine dokunmuyoruz ona çünkü parantezin içini halletmemiz lazım. Öncelik neydi? Toplamada değil çarpmaydı. O zaman öncelikle biz çarpmayı yapıyoruz. 2 artı 2 kere 3 6. Parantezi kapattık. Artı 5. Devam ediyoruz aşağıdan. Yine 4'ümüzü yazdım. Parantezin içinde 2, 6 daha ne yapar? 8. Artık parantezi koymamıza gerek yok. Artı 5. Şimdi baktığınız zaman burada öncelik hangisinindir? Tabii ki çarpmanındır. 4 çarpı 8'i önce yaparız. Daha sonra da toplama işlemini yaparız. 4 kere 8, 32 artı 5. 32, 5 daha ne yapar? 37 yapar. O yüzden doğru cevabımız da B şıkkı diyoruz. Hemen diğer sorumuza geçelim. Aritmetik ortalama ile alakalı bir soru. 4 tane verimiz var. 10, 12, 28 ve 30 sayılarından oluşan veri grubunun aritmetik ortalaması kaçtır şeklinde bir sorumuz var. Aritmetik ortalama bulurken önce sayıları yani verileri toplamamız ve toplam veri sayısına bölmemiz gerekiyor. O yüzden aritmetik ortalamaya AO diyelim. Eşittir. Sayılarımızın öncelikle ne yapıyoruz? Topluyoruz. 10 artı 12 artı 28 artı 30. Bunu neye bölüyoruz arkadaşlar? Veri sayısına. Bakın 1, 2, 3, 4 tane verimiz olduğu için neye böleceğiz? 4'e böleceğiz. Hemen toplayalım. 10, 22, 8 daha 30, 20 daha
50, 30 daha 80. O zaman 80 bölü 4'ten kaç çıkacak sonucumuz? 20. Yani bu 4 verinin aritmetik ortalaması ne oluyor? 20 oluyor. Hemen diğer sorumuza geçelim. Yine aritmetik ortalamayla açıklık ifadesinin bulunduğu karışık bir soru. Bakıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane verimiz var. 4,10 yıldız 14, 1, 12 ve 8 veri grubunun aritmetik ortalaması 10 ise açıklığı kaçtır? Bakın biz aritmetik ortalamayı bulurken ne yapıyorduk? Toplamı, verilerin toplamını veri sayısına bölüp aritmetik ortalamayı buluyorduk. Burada aritmetik ortalaması kaçmış? 10'muş. Onu bulabilmek için ne yapıyoruz? Buradaki sayıları topluyoruz. Toplam diyelim. Bölü kaç tane verimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane verimiz var. O zaman buradaki verilerin toplamının 7'ye bölümü 10 ise toplamı nasıl buluruz arkadaşlar? 7 ile 10'u çarptığımızda buradaki verilerin toplamını buluruz. Yani buradaki sayıların toplamının kaç olması lazım? 70 olması lazım. O zaman 70 olduğuna göre yıldız kaçtır? Yıldızı bulmak için ne yapmamız lazım? Bakın buradaki diğer 6 tanesini toplayıp 70'ten çıkardığımızda bulduğumuz sonuç bize neyi verir? Yıldızı verir. O yüzden yıldızı bulmak için 70'ten neyi çıkarıyoruz? 4, 10 daha 14, 14 daha 28, 29, 10 eklersek 39, 2 daha 41, 8 daha ne yapar? 49. O yüzden 49'u çıkarıyoruz. Çıkardığımızda kaç buluyoruz sonucu? 21. Yani buradaki yıldızımız kaçmış? 21'miş. O zaman bize neyi soruyor? Açıklığı soruyor. Açıklık demek en büyük veri ile en küçük veri arasındaki fark demek. Baktığımızda burada en büyük veri hangisi? 21. O zaman biz 21'den en büyük veriden ne için? Açıklığı bulmak için. En büyük veriden neyi çıkarıyoruz? En küçük veriyi çıkarıyoruz. Buradaki en küçük veri hangisi? Bakın 1. O yüzden 1'i çıkardığımızda bulduğumuz sonuç bize neyi veriyor? Açıklığı veriyor. O zaman sonucumuz ne oluyor? 21'den 1'i çıkardığımızda 20'yi bulmuş oluyoruz. O yüzden cevabımız C şıkkı diyoruz. Hemen diğer soruya geçelim arkadaşlar. Bir sayının 3 eksiğinin 5 katının 2 fazlası sözel ifadesinin cebirsel karşılığı hangisidir? Şimdi öncelikle bir sayı dediği için bu sayıya ne diyelim biz? X diyelim. 3 eksiği dediği için hemen ne diyoruz? Eksi 3 diyoruz. Bakın bir sayının 3 eksiğinin 5 katının demiş. Yani burada bize 3'ün 5 katı dememiş. Yani ya da X'in 5 katı dememiş. Bir sayının 3 eksiğinin 5 katı demiş. O yüzden bunu parantez içine alıp ne yapıyoruz? 5 ile çarpıyoruz. Daha sonra ne demiş? 2 fazlası yani artı 2. Sözel ifadesinin cebirsel karşılığı nedir? Budur. Hemen şıklara bakalım. X eksi 3 çarpı 5 artı 2. Yani cevabımız D şıkkı diyoruz. Evet, bugünkü sorularımız bu kadar arkadaşlar. Umarım sınavdan başarılı bir sonuç elde edersiniz. Hepiniz kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. İyi günler.